Selam arkadaşlar. Türkçe temel atma töreni dil bilgisi kampına hoş geldiniz. Şimdi temel atma ne demek? Hocam bizim temelimiz yok mu? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var gençler. Sözcük türleri gibi, sözcükte yapı gibi standart satması yüksek olan konularda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Konuyu çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Tekrar ediyorsunuz. Ancak iş soruları çözmeye gelince bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun sebebi sizin konuyu tekrar etme şekliniz veya konuyu çalışma şekliniz değil daha temelde bir sıkıntı yaşıyor olmanız. Beraber bu sıkıntıları bu kampta aşacağız gençler. İyi seyirler. Şimdi bir giriş yapalım. İsim mi fiil mi? Bunu ayıralım. Gençler çok kolay demeyin. Muhakkak surette dinleyin. Şimdi isimler olumsuzluk eklerini almaz. Fiiller alabilir. Doğru. Bakalım masa. Masa bir isim. Masama bir herhangi bir olumsuzluk eki getirebiliyor muyum? Getiremiyorum. Ama sev, sevme Buna bir olumsuzluk eki getirebildim. İsimler zaman eklerini alamazlar. Fiiller alabilir. Doğru. Bir zaman eki getirelim. Rüya yor olmuyor. Rüya yormak değil bu arada. Veya olumsuzluk eki de gelmiyor. Bak rüyama. Benim rüyama anlamı değil. Rüyama, rüyame olmuyor. O zaman buna isim diyeceğim. Koş. Koşma oluyor ya da yor getiriyorum bir zaman eki koşuyor oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Sevmek, sevgi. Şimdi şunu da hata yapabiliyorsunuz. Kelimenin kökü sev. Bu bir fiil. Gi ekini almış. Ondan sonra isim olmuş. Kelimemiz sevgi. Şimdi şöyle sıkıntılar yaşayabiliyor bazen öğrenciler. Hocam bunun kökü fiildi. Bu nasıl isim oldu diye düşünülebiliyor. Şimdi ek geldikten sonraki hali. Kelimenin tamamlanmış haline bakman lazım. Aynı şey saygıda da geçerli. Saygı saymak fiil. Saygı kelimesi bir isim. Saygıma olmuyor bak dikkat et. Saygıyor falan olmuyor. Aynı zamanda bu kelimelerin yapısı da değişiyor. Nasıl? Su sevmekten sevgi olmuş. Burada yapısı değişmiş, bu türemiş olmuş. Su isim. Türünü değiştirelim. Sulu arazi. Bak sıfat yaptım ismi. Bir tane ek getirdim ve sıfat yaptım. Sulu yine kelime aynı kaldı. Konuşur bu sefer nitelettirdiğim kelimeyi değiştirdim. Nitelettirdiğim kelime fiil olduğu için bu kelime de zarf olmuş oldu. Şimdi sıra sizde gençler. Fincan koşturur, tosun gibi bu kelimelerin türlerini siz bulacaksınız. İsim mi? Fiil mi? Şimdi ek kök ilişkisine bakalım gençler. Kelimelerin kökü farklı, ek aldıktan sonraki halleri farklıdır demiştik. Bak aynı sevgi örneğinde olduğu gibi. Doğru. Ekler sözcüğün türünü veya anlamını değiştirebilir. Yani isimken fiil yapabilir, türünü değiştirdi. Fiilken isim yapabilir türünü değiştirdi. İsimken isim yapabilir, yapım eki olur. Ancak bu sefer anlamını değiştirir, türünü değiştirmedi. İsimken sıfat da yapabilir, türünü yine değiştirmiş olabilir. Bak burada söylediğimiz gibi su, sulu arazi sıfat olmuştu. Sulu konuşur, zarf olmuştu. Şimdi gelelim önemli uyarımıza. Gençler, çok 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 sık soruyorsunuz bana bu soruyu. Hocam tür ne demek? Yapı ne demek? Ya da bildiğinizi söyleyip çok sık yanlış yapabiliyorsunuz. Ben size türünü soruyorum, siz bana yapısını söylüyorsunuz. Ben size yapısını soruyorum, siz bana türünü söylüyorsunuz. Bir sözcüğün türü soruluyorsa eğer ki isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem aranır. Yapısı soruluyorsa Basit türemiş birleşik alın. Ben size türünü soruyorum siz bana basit türemiş birleşik diyorsunuz. Bunları çok sık karıştırıyorsunuz gençler. Bunlara çok çok dikkat etmeniz lazım. Yapım eki almıyorsa basit, yapım eki alıyorsa türemiş. Herhangi bir şekilde bazı eklerle çünkü fiillerde de oluyor birleşerek iki kelimenin birleşmesiyle oluşan sözcüklere de birleşik sözcükler diyoruz. Şimdi sözcüğün türüne bakalım. Normal koşullarda bir sözcüğün iki temel türü vardır. Bu çok önemli. İsimdir ya da fiildir. Sözcüğün iki türü var. İsim ya da fiil. Ama keşke bize böyle sorulmuş olsa. Böyle sorulmuyor gençler. Asıl kafanızı karıştıran şey isim, soylu, sözcükler. Biz bunlara isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlemlere isim, soylu, sözcükler diyoruz. Mesela bir cümleyi inceleyelim. Bu masayı sen mi temizleyeceksin? Şimdi isim ve fiilleri bulalım burada biz. Bu masayı sen mi temizleyeceksin? Şimdi temizleyeceksin, temizlemeyeceksin. Ecek, acak, zaman ekini de almış. O zaman buna fiil diyebiliyoruz. E masa bildiğiniz üzere masa isim. Buna isim diyebiliyoruz. E peki bunlar ne? Şimdi bunlardan bahsedeceğiz işte. Bu masa dediğimde sıfat oldu mesela. Sen dediğimde zamir oldu mesela. Türkçenin kişi zamiriydi. Mımi Türkçenin soru edatıydı. Okey? Şunu buraya koy da herkes görsün. Şimdi görsün fiil. Yine aynı mantık yapalım. Koy fiil koy koyma görsün. Görmek görüyor falan gibi de olabiliyor. E şunu buraya D da bağlaç mesela herkes bunlar zamir. Bunları nasıl buluyoruz? Bunları tespit edeceğiz. Sadece isim fiil bulmakla olmuyor gençlik. Şimdi bir sözcüğün türünü bulabilmek için öncelikli olarak sorduğumuz sorulara dikkat etmiş olmamız lazım. Sözcüğün türünü bulmak için bazı sorular soruyoruz. Mesela ben nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, kaçar gibi soruları isme sorduğum zaman sıfatları bulurum. Okey ama isme sorulduğuna çok dikkat etmiş olman lazım gençler. Mesela çalışkan öğrenci. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Öğrenci isim. Bu da sıfat olmuş oldu o zaman. Sonraki yarışmacı bak isme sordum. Hangi yarışmacı? Sonraki yarışmacı. Şimdi iş isim. Nasıl iş? Yarım yamalak iş. Bak bu da bir sözcük öbeği. Bunu ayrı ayrı alamazsın. Yarım iş veyahut da yamalak iş diyemezsin. Yarım yamalak kısmına sıfat diyeceksin. Okey? 5 kuruş. Kuruş isim. Kaç kuruş? 5 kuruş sıfat olmuş oldu. Bu çok önemli gençler. Ama çok çok daha önemlisi bir sözcüye sıfat demeden önce mutlaka nitelediği sözcüğün isim olduğuna dikkat edin. Gençler dikkatle çok fazla soru kaçırıyorsunuz. Şimdi diyorsun ki nasıl sorusunu soruyorsun? Nasıl araba? Hızlı araba. Araba isim. Dolayısıyla bu sıfat olmuş oldu. E şimdi hızlı konuş. Nasıl konuş? Hızlı konuş. E nasıl sorusuna cevap verdi o zaman bu da sıfat. Hemen bu hızla ve dikkatsizlikle soruyu yanlış yapabilirsin. Soruyu sorduğun kelimeye dikkat et. Fiile sorarsam zarfı bulacağım. İsme sorarsam sıfatı bulacağım. Sorduğum kelimeyi 1, 2, 3 sefer kontrol etmem gerekiyor gençlik. Anlaştık? Şimdi gelelim zarflara. Zarflar değişim rengi birazcık değişecek gençler. Çünkü sıfatlarda kolaylıkla sadece isme soru sorup bulabiliyorduk. Ancak zarflarda bu tarz soruları fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ve zarflara soracağız. Gençler ilerleyen derslerde bu fiilimsilerden bahsedeceğim. Sözcük türlerinden zaten komple bahsedeceğim. O detaylı videoları da muhakkak takip edin gençler. Ne zaman, neden, ne kadar, niçin bu tarz soruları tutup da fiile soracağım, fiilimsiye soracağım, sıfata soracağım ya da zarfa soracağım. Sakın bunları isimlere sormayın gençler. Şimdi önemli uyarımızı yapalım. İsim soylu birçok kelime hem sıfat hem zarf olarak kullanılabilir. Neyi nitelediklerine dikkat edeceksiniz. Gençler şimdi şöyle bir durum var. Ben belli kelimeleri istediğim türde kullanabilirim cümlenin içerisinde. Mesela bak ben hep yalnızdım. Burada yalnızdım isim olarak kullanılmış. Yalnız idim. Bak yüklemi görüp de hemen fiil demeyin buna. Yüklem olabilen isimler de var. Ek fiil alarak yüklem olabiliyorlar. Bunlardan önümüzdeki videolarda zaten bahsedeceğim. Bakalım yalnız gelmiş. Gelmiş fiil değil mi? Nasıl gelmiş? Yalnız gelmiş. Ben fiile soru sorarsam neyi bulacaktım? Zarfı bulacaktım. O zaman burada yalnız sözcüğü zarf oldu. Burada isim de. Yalnız adam kaldırımın kenarına oturdu. Yalnız adam. Adam isim. Nasıl adam? Yalnız adam sıfat olmuş oldu. Beni yalnız sen anlarsın. Yalnız sadece anlamında kullanıldığı için edat olarak kullanıldı. Bakın bir sözcüğü birden farklı türde kullanabilirim. Sözcük aynı hiç değişti mi? Hepsinde yalnız olarak kullanıldı. Okey? Çok dikkat etmiş olmanız gerekiyor gençler. Şimdi gelelim zamirlere gençler. Zamirler isimlerin yerini tutarlar. Bunlar için bir soru sormaya gerek yok. O yüzden tiyolar diyoruz bu kısma. İsimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Aynı kelimeler ismi nitelerse sıfat olabilirler. Bir bakalım. Bahadır diyoruz. Bahadır bir isim. Ama Bahadır demem de ben dersem o zaman zamir olmuş oldu. Bahadır'ın yerini tutmuş oldu. Masa, masaya, masa bir isim. Ama ben masaya diyeceğime şuraya dersem zamir olmuş olur. Masayı yutmuş olan bir kelime bu. Okey? O masayı dersem bak burada masa isim, ismi nitelettirdim. O zaman buradaki o sözcüğü sıfat olmuş oldu. Ama o masayı değil de onu demiş olsaydım, onu kelimesi masa sözcüğünün yerini tuttuğu için zamir olacak. Şimdi edatlarla alakalı küçük bir bilgi vereceğim. Edatlar konusunu sözcük türleri konusunda detaylı olarak anlatacağım zaten. İçi, mi gibi kadar. Bu dört kelimeyi edat sorulduğu zaman direkt arayabilirsiniz gençler. Çünkü bunlar her zaman edat olarak kullanılan kelimeler. Bağlaçlara bakalım. Ve, çünkü, ama, fakat, lakin gibi eski kullanımları da olabilir. D ve ki tabii ki D ve ki ayrı yazıldığında bağlaç olarak kabul edilecek. Bunlar her zaman bağlaç olarak kullanılanlar gençler. D ve ki ayrı yazıldığında birleşik yazılırsa ek olarak kullanılıyor. Soruda edat veya bağlaç sorulmuşsa hemen bunları arayacaksın. Çünkü ÖSYM çok bu konularda çok zorlamıyor. Biz de, bizim de kafamız karışıyor. Çok zorlayacakmış gibi hissediyoruz. Halbuki şu dördünü aramış olsak edatları rahatlıkla bulabiliriz. Ki çoğunlukla olarak ya içini, gibi kadarı sorabiliyor gençler. Edat ve bağlaçlar tek başlarına anlamlı kelimeler değildir. Çok doğru. Kendisinden önceki kelimelerle anlamlı oluyor. Bunları sözcük türleri videolarında takip edeceksiniz ve izleyeceksiniz. Çünkü ama fakat yani seni sevmek için mesela. Seni sevmek için. Mek için, mak için. Seni görmek için geri geldim. Mek için oldu bak. Görmek için. Kendinden en önceki kelimeyle anlamlı oldu. Anlaştık? Evet arkadaşlar şimdi bunlar sizde kısmına geldik. Gençler buradaki örneklerin içerisindeki bütün kelimelerin türlerini buluyorsunuz. Hepsinin ayırmadan türlerini bulacaksınız. Tür neydi? Unutma. Basit türemiş bileşik değil mi canım? Burayı terk et! Burayı terk et! Hayır. Tür dediğim zaman isim, sıfat, zamir, zar, edat, bağlaç, ünlem arayacaksınız. Tabii ki biraz araştırma da yapabilirsiniz. Bütün türleri bulmanızı istiyordum. istiyorum. Aşağıda yorumlarda bana belirtiyorsunuz. Beğenin, paylaşın, abone olun gençler. Siz bana ne kadar destek verirseniz ben o kadar kamçılanıp bu videoları çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Kampı takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımız da yüklenecek. Görüşürüz.